Merhaba değerli izleyenler. Önemli gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelerin başında elbette ki Devlet Bahçeli'nin bugün sarf ettiği sözler. Devlet Bahçeli bugün meclis grup toplantısında inanılmaz açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Aslında geçen hafta bunun mesajını vermişti, bunun çıkışını yapmıştı. Ve geçen hafta Sayın Öcalan'ın İmralı'da bir çağrı yapmasını e, önermişti. O hodri meydan demişti. Bugün Devlet Bahçeli bambaşka bir hodri meydanla meydana çıktı. Evet bugünkü Hodri Meydan ise Abdullah Öcalan'ın gelip mecliste bir konuşma yapması. Evet Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan gelsin mecliste Dem Parti grup toplantısına konuşsun dedi. Bakınız neler söyledi. Milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne adres İmralı'dan deme uzansın bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Evet değerli izleyenler gördüğünüz devlet bahçeli bu. İki önemli açıklama, iki önemli çıkış. Bu aslına baktığımız zaman Türkiye'de bambaşka bir sayfanın açılacağının da işaretidir ve aynı zamanda Sayın Öcalan'ın bu açıklamasının ardından serbest bırakılacağına yönelik bir mesajdır. Tabii ki Türey Hatimoğulları az önce grup toplantısında buna cevap verdi değerli izleyenler. Türey Hatimoğulları da yaptığı konuşmada biz de Sayın Öcalan'ın ne dediğini merak ediyoruz ve buyurun tecidi kaldırın Sayın Öcalan ne diyecekse hep birlikte Dinleyelim, izleyelim dedi. Şimdi artık gözler sanırsam Kandil'de ya da PKK'de. Bakalım bu konuda PKK'nın çağrısı ya da PKK'nın açıklaması ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Ama Devlet Bahçeli'nin bu söylemleri Sayın Öcalan'a açık bir şekilde çağrı yapması gerçekten de Türkiye tarihinde ne mümkün görmediğiniz şeyler neredeyse ve bir de meclise davet etmesi bu da çok önemli. Gerçekten de Sayın Öcalan meclise gelse, Len Parti grup toplantısında konuşsa o havayı, o açıklamaları yani bütün dünya, bırakın Türkiye toplumu, bütün dünya sanırsam böyle bir açıklamayı bekleyecek, böyle bir çıkışı bekleyecek, bunun zemini oluşturulursa, Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılırsa, ve Sayın alan meclise gelecek. Ben parti grup toplantısına katılacak ve orada bir konuşma yapacak. Bunun hayal edilmesi bile inanılır gibi değil. Ben açık söyleyeyim bunun hayali bile inanılır gibi değil. Bunu bana göre Kürtler kapalı bir gözle kabul edeceklerdir. Yani şu ana kadar da Kürt özgürlük hareketi Kürtler tek muhatabın Öcalan olduğunu söylüyor zaten. Bu konuda herhangi bir itiraz olacağını ben sanmıyorum. Ama bu koşullar yaratılacak mı? Zaten bu söylemlerle e, Devlet Bahçeli itiraf da etti bir anlamda. Yani tecridin uygulandığını itiraf etti ve tecrid kaldırılsın dedi. Bakalım AKP hükümeti ya da kendi hükümetleri tecridi kaldıracaklar mı ve yasal yollardan Sayın Öcalan'ı getirip mecliste grup toplantısında canlı yayında bütün Türkiye, bütün dünya izlerken Sayın Öcalan'ı herkes dinleyecek mi? Bu aslında işte alışılık olmayan bir durumdur. Kimsenin hayal kurmadığı bir durumdur. Böylesi bir durumda elbette ki savaşın durması için çok çok önemli bir adım atılacak. Bu kesin bir şey. Sayın Öcalan zaten yıllardır bunu söylüyor. Savaşı bitirmek için bana inisiyatif verin. Ben bir haftada bu silahlı çatışmayı durdururum diyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. İşte önemli olan Devlet Bahçeli'nin bu adamların arkasının doldurulmasıdır. Geçen hafta İmralı'da çağrı yapsın dedi. Bu kez İmralı değil, gelsin mecliste konuşsun dedi. Şimdi bu çok önemli bir nokta ve ondan sonra serbest kalacak dedi. Yani bunun tabii ki zeminini hazırlamak gerekiyor, yöntemini hazırlamak gerekiyor mutlaka bu konuda önümüzdeki günlerde hem Kandil'den hem diğer cephelerden bakalım nasıl bir açıklama gelecek. Hakikaten de Türkiye siyaseti inanılmaz yerlere doğru evrilmiş durumda. Bili bu gelişmeleri akşamki bültende elbette ki ele alacağız görüşmek üzere.